Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda çağımız için çok önemli olan dijital dönüşümü konuşacağız. Bakalım dijital dönüşüm bize neler kazandırıyor, etkileri ne oluyor firmalara, özellikle insanlara, bunu konuşacağız. Elvin Yavuz konuğumuz. Hoş geldiniz diyelim, programımıza başlayalım. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim, çok sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi dijital dönüşümü konuşacağız. Çok önemli bu çağda artık. Dijitale dönüşebildiğimiz kadar dönüşmemiz evet. gerekiyor. Ama ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek istiyorum Tamamdır. Sizden. Bu kısım şey artık yıllar biriktikçe biraz daha uzuyor ama çok hızlı özet geçmeye çalışacağım. Biraz CV gibi olacak. Yaklaşık 15 yıldır teknolojinin çok çeşitli alanlarında çalışıyorum. Hep dijitalleşme, teknoloji ve yazılımlar üzerine kariyerim devam etti. Çeşitli firmalarda veri yönetimi üzerine, risk yönetimi üzerine, prosesler ve sistemler üzerindeki risk yönetimleri üzerine, sonrasında yazılım danışmanlıkları ve teknoloji yönetimi üzerine böyle teknolojinin çok değişik alanlarında bir bütünü oluşturacak şekilde çalışma fırsatı buldum. Şu anda da yine özel bir firmada teknoloji yönetimi alanında kariyerime devam ediyorum. Harika. Başarılar çok diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi dijital dönüşüm hep konuşuyoruz ama tanımlamalar bazen kavramlar evet, karışıyor. Evet. Nedir dijital dönüşüm? Evet. Şimdi şöyle aslında bu kavram Türkiye'de çok son yıllarda yeni konuşulmaya başladı. Ama biz bunu aslında 2000'li yılların başından beri konuşuyoruz. Buna çok çeşitli isimler, değişik terminolojiler verdik. Biz hem Türkiye'de hem yurt dışında farklı ülkelerde. Bu bağlamda aslında biliyorsunuz hep tanımlamalar işte buharla çalışan makinalardan, bu sanayi devrimlerinden bahsediyor. Ama aslında konsept aynı. Hep bir gelişimin, dönüşümün, değişimin, teknolojinin bizim hayatımıza yansımalarını konuşuyoruz aslında. Bu anlamda işte bu Endüstri 4.0 son yıllarda bunun üzerine konuşmaya başladık. Endüstri 4.0'ın başından itibaren aslında Amerika'da Silikon Vadisi zaten bu işin öncülerindendi. 4.0 kavramına aslında Japonya'da 5.0 insanı, society'yi işin içine soktu ki aslında teknolojiden siz insanı ayıklayamazsınız. Bunu da işin içine sokup daha harmonize bir sistemler bütünü düşünmelisiniz diye çeşitli yapılar önümüze koydular. En nihayetinde aslında biz sistemlerimize, süreçlerimize insanı da içinde bulunduracak şekilde teknolojiyi kullanabileceğimiz yapılar tasarlıyoruz. Ve bunların işte günümüz içerisinde değişik zamanlar, ilerleyen zamanlar içerisinde de farklı isimler vererek yolumuza devam ediyoruz. Evet. Bir önce olduğu zaman teknolojide ya da bir ülke o evet. standartlara erişmek için mecburen dönüşmek durumunda kalıyorsunuz doğru, zaten değil mi? Doğru, kesinlikle çok doğru. Takip etmek lazım. Evet. Ama bu değişikliklere insanlar ne kadar alışabiliyor, ne zaman alışabiliyor, hemen alışabiliyor mu? Nedir insanların üzerinde sizin böyle incelediğiniz etkileri? Bu çok doğru aslında biliyorsunuz. Yani bunun en güncel üzerimize yansıyan etkisini aslında biz bu pandemiyle beraber gördük. Aslında ofislerimizden çalışırken, ofislerimiz dışında çalışmayı hayal edemezken ya da sadece hayal ederken birden evlerimize çekilmek durumunda kaldık. Evlerimize çekildiğimizde çok çeşitli ihtiyaçlarımızı çok acil şekilde, çok hızlı adapte olmamız gereken şekilde karşılamak istedik. Bununla beraber teknolojiler, veri sağlayıcıları, sistem sağlayıcıları da kendilerini çok hızlı şekilde bu değişime adapte etmek çalıştılar. Bu tabii ki sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada böyle oldu. Çok büyük oyuncular devreye girdi. Bununla beraber insanların ihtiyaçları dediğim gibi çok değişti. Çok temelinden gıda ihtiyacımız aslında pazarda bir iki tane öncü varken aslında şu an gıdamızı dahi elde etmek için çok daha fazla pazar payında yer edinen firmalar ortaya çıktı. Bununla birlikte sadece bu değil aslında çok basit şekilde yaz da geliyor. Otelcilik sektörünü düşünürsek aslında konaklamaların azaldığını düşünüyoruz ama tatil şekillerimiz dahi değişti. İşte bizler bu anlamda teknolojiyi insanla bütünleştirecek şekilde evrimleştirmeye çalışıyoruz. Evet. Firmalar arasında peki böyle dijital dönüşüme katılmayanlar ya evet. da geç kalanlar sizce geride kalacaklar mı yakın tabii, dönemde? Tabii. Nasıl kaldılar. Etkileri oluyor sizce? Evet, evet kaldılar. Bu çok doğru bir soru aslında. Çünkü aslında baktığımızda ilk 500'de yer alan firmaların yarısı aslında günümüzde yok oldular.
Bunun en büyük nedeni de aslında dönüşüme ayak uyduramamak. Bu aslında bireyden başlıyor. Bireyin değişime ayak uyduramaması, firmaların ayak uyduramaması dönüşüme, işte ülkelerin vesaire derken aslında bir bütünden bahsediyoruz. Dolayısıyla şirketler kendi içlerinde zaten bu dönüşüme ayak uydurmak için dijital dönüşüm ofisleri kurdular. Çok değişik teknolojik çalışma metotlarını, şekillerini hayata koymaya başladılar. Çünkü artık beklentilerimiz, insan olarak çalışma beklentilerimiz de değiştiği için bir müşteri beklentisi farklı bir taraf, masanın diğer tarafı. Bir de tabii içeri tarafta insan, çalışan insanın beklentisi çok daha farklı olduğu için aslında masanın her iki tarafında da şirketler kendilerini buna adapte etmeye çalıştılar. Evet. Şimdi zorluklarını sormak istiyorum ama şimdi hem ülkemiz için hem globalde aslında biraz değişir gibi geliyor. Çünkü teknolojiyi kullanmak biraz pahalılaştı ülkemizde son zamanlarda. Evet. Nedir zorlukları hem ülkemiz için hem genel anlamda? Evet, şimdi işin hep duygusal boyutundan bahsettik ama aslında bizler teknolojik, teknik tarafta bulunan kişiler biliyoruz ki aslında çok güçlü bir altyapıya ihtiyacımız var. Bu nedenle aslında firmaların çok ciddi teknik altyapılar kurmaları gerekiyor. Tabii ki bir endüstri firmasında çok basit, en büyük gider kalemlerinden biri aslında bu teknik altyapılar nedeniyledir. Ama aslında bunlar olmazsa olmaz. Ve işin kritik tarafı, teknoloji geliştikçe sizin bu taraftaki yatırım maliyetleriniz de aslında devamlı bir artan çizgide ilerler. Ama tabii bu işin olmazsa olmazı. Bu sadece network anlamında da değil, aslında bizler her şeyi bu firmalarda ya da günümüz dünyasında eskiden filmlerde gördüğümüz bu bizi izleyen kameralar, her şeyden veri toplayan çipler, bunları konuşuyorduk. Ama bunlar şu anda günümüzde işte bu teknoloji dönüşüm, dijital dönüşüm dediğimizde aslında tamamen bunun temelini oluşturuyor bizlere. Ne yapıyoruz? Aslında her şeyi günümüzün petrol diye adlandırdığımız veri üzerinden, veriyi toplamak için, veriyi topladıktan sonra işleyip, bunu hayata geçirip, bunun sonuçlarını analiz edip, bunlardan çıkarsama yapmak için kullanıyoruz aslında. İşte makine öğrenmesi, işte blockchain çok farklı alanlarda, işte şu anda çok popüler biliyorsunuz metaverse'ler, aslında bunları konuşuyoruz. Bunların her birinde aslında bizler en tabanda veri yönetiyoruz. Tabii bunlarla beraber çeşitli modellemeler yapıyoruz ve hepsi de bildiğiniz gibi aslında çeşitli maliyetleri de beraberinde getiriyor. Tabii burada üretici olmak, o role bürünmek, yani kendi teknolojini üretebilmek çok önemli. Tabii Türkiye bu anlamda bir noktada duruyor ama dediğim gibi işte Silikon Vadisi'nden bahsediyoruz. Almanya'daki bu oyunun öncülerinden bahsediyoruz. Bir Çin gerçeği var gibi gibi çok farklı maliyet kalemleri söz konusu. Maalesef şu anda da ülkemizde daha fazla maliyet söz konusu oluyor. Evet. Ama bir şekilde de o maliyetler üretime, karlılığa mutlaka yansıyor değil mi? Özellikle endüstri bölümünde. Kesinlikle öyle. Biz aslında bunu birkaç başlık altında topluyoruz. İşte insan dedik, müşteri dedik, operasyon dedik. Aslında bu dijital dönüşümü tamamen bu alanlardaki verimliliği arttırmak için, operasyonu mükemmelleştirmek, sürdürülebilir hale getirmek için aslında tasarlıyoruz. Dolayısıyla her birinde ayrı ayrı teknolojik, dijital çalışmalara ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Peki nereye kadar gidecek bu dijitalleşme acaba? Ya da bu çağın böyle öngörülebilir bir sonu var mı acaba? Bu tarihe geldiğimizde mesela 2030 derler bazıları ama... Evet. O projeksiyon hep 2030'dadır diye, 2030'u hazırlanıyoruz diye ama var mı böyle bir beklenti? Biz ne bekliyor gelecekte, nereye kadar gidecek? Evet. Bu aslında en çok sevdiğim alan, çünkü ben küçüklüğümden beri işte bu geleceğe dönüş filmleriyle bunlarla büyüdüm ve oradaki teknolojiler hayal edemediğimiz ya da hayal ederken iç geçirdiğimiz teknolojiler kullanılıyordu, hatırlarsınız. Bunların günümüzde şu an hepsi gerçek. Dolayısıyla aslında biliyoruz ki şu an ne hayal ediyorsak ya bir yerde yapılmış, haberimiz yok, ya da yapılması çok yakın tarihler. Bununla beraber dediğim gibi metaverse'leri konuşuyoruz. Bunlar aslında zaten birçok firma artık uygulamaya dahi başladı. Türkiye olarak biz de bunun içerisindeyiz. Hiçbir şey uzak değil ama şu var ki kesinlikle iyimser olmak lazım.
Çünkü çok çeşitli endüstri alanlarından bahsediyoruz. Ama tabii ki bu dijitalleşmenin yansımalarını örnek veriyorum ilaç sanayinde dahi görüyor olacağız. Çok daha teknolojik ortamlarda, çok daha kısa sürelerde, daha nokta atışı belki de geliştirilen sağlık tarafında belli tedavilere çok kısa zamanlarda ulaşıyor olacağız. Bunların tabii hepsi insanlık için en nihayetinde. Ama dediğim gibi çok yani karamsar düşünmek değil, aksine güzel, iyi şeyler bizi bekliyor diyebilirim. Değil mi? Hı-hı. Özellikle sanırım internetin hızlanması, biraz daha evet. geniş banta çıkması evet. bekleniyor diye düşünüyorum. Evet, evet. Şu an dediğiniz gibi 5G teknolojileri bu işte çok önemli rol oynayacak. Bunun çok daha ötesi de var tabii ki. Çünkü aslında çok hızlı bir şekilde her şeye ulaşmak istiyoruz. O verinin çok hızlı akması gerekiyor. Eskiden çok uzun süre ekranlarımızın başında oturup bilgisayarın dahi açılmasını beklerken şu an anında şu an yaptığımız bir hareketin bambaşka dünyanın başka bir konumunda aslında takip edilmesini istiyoruz. Dolayısıyla bunların çok anlık işte bizim real time dediğimiz o arada çok milisaniyelerin oynadığı çok kısa sürelerde transfer olmasını istiyoruz. Ama dediğiniz gibi bu teknolojilerde, network teknolojilerde kesinlikle gelişen tarafta. Değil mi? Savaş Hı-hı. olduğu halde Ukrayna'da internet kesilmedi mesela. Evet. Elon Musk'ın sayesinde. Evet, evet, aslında zaten bizim bu teknolojilerimiz, bu yazılım sektörümüz maalesef ki bu savaşlarla beraber aslında kendini geliştiren, ataklar yapan, işte ilk bir şeylerin buluşu yazılımla ilgili hep bu Birinci Dünya Savaşı o dönemlerdir. Hep işte bu günümüzde de o dönemki ihtiyaçlar onlarmış. Bu dönemde müşteri, insanoğlu çok daha hızlı bir şeye ulaşmak istiyor. İştahımız arttı her şeye karşı. Sabrımız daha düştü içinde bulunduğumuz dünyanın gereksinimlerinden ötürü. Dolayısıyla o hız bizim için gittikçe daha da dayanılmaz, daha da ihtiyaç haline geliyor. Tabii firmalarda artık çok daha hızlı müşteri beklentilerine geri dönmek durumunda kalıyorlar. Çok daha hızlı ürünleri piyasaya sunmak durumunda kalıyorlar. Bunların tabii hep olumlu ve olumsuz tarafları var. Ama önemli olan bu dijitalleşmeyi her firmanın, herkesin, her bireyin kendi içinde, kendi çapında doğru olarak yönetmesi, yürütmesi. Değil mi? Çünkü her ticari işletme muhakkak bir rekabetin içinde, kesinlikle. Muhakkak bir ciro yükseltmenin, kesinlikle. Karlılığın, işte gider düşürmenin peşinde olduğu için doğru, herkesin bir şekilde girmesi gerekiyor. Evet. Erbil Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Çok keyifli sağ olun. Bir sohbetti. Benim için de öyle. Çok sağ olun. Çalışmalarınıza ve kariyerinize başarılarınızı devam edin. Çok teşekkürler sizlere de. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten dijital dönüşüm çok önemli bir hal aldı. Artık geride kalanlar emin olun. Yeni dönemde çok hazırlıksız yakalanabilirler. O yüzden bir an önce ne iş yaptığınız önemli. Muhakkak dijitalde bir karşılığı vardır. O yüzden iyi araştırmak lazım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.